Merhabalar, hoş geldiniz. Dün taşıdığım tavuktan suyunu ayırmıştım. Onu annemin şimdi çorba yapıyorum şehriyle. Ondan sonra seninle konuşuruz, ne yapalım yemek dedim, kapalı pide yapayım. Patatesleri İrem de soylu okuldan geldi. Evde un yok. Şimdi Hüseyin gidecek un almaya. Değil mi Hüseyin? Koşa koşa. Ben de nasıl? Hüseyin mecbur. Aç mı gezeceğiz? Hep benim var biliyor hallerim. Bakmıyorum da evde şey. Hemen kafamda tasarlıyorum onu yapacağım. Olmasa da gidip alınacak mesela. Millet önce bakar ne varsa onu yapar. Bizim kombonu yapar. Hani biraz yoğurt. Az bir un. Bir de limon suyu terliği yaptım. Maydanoz koysam mı azıcık aslında? Biraz. Maydanoz da şey yapayım. Birazcık da olayım. Bundan sonra bu kompostada şimdi alayım. Çünkü dışarısı soğuk. Dolapta da yer olmadığı zaman dışarıda bırakıyorum. Şimdi dolapta yer açıldı ona. Bakayım. Aa, bak o dondurma kutusu bak. Şimdi işe yaradı. Koyacağım içine. Tuzunu koymadım kesmesin diye. Ben terbiyesini kattıktan sonra bazen unutup koyuyorum. Şansa kesiliyorsa kesiliyor. Tuzu koyduğum zaman çoğunlukla kesilme oluyor. Ben az koydum şey. Yoğurdunu. Tavuk suyu yoğun ya. Annemin en sevdiği. Tavuk suyunda. Bir kaşık içer bırakır. Ne? Bir kaşık içer bırakır. Yok, çorbayı sever. Sabahları da içer. Ama böyle sevdiği çorbalar olursa. Ya anında bunu yemek olur mu Allah aşkına? Tamam da bırakıyor işte hiç. Az koyuyor. İki tane koyuyorsun bir şeyden. O gene kalıyor. Ceren. Ben böyle anlamıyorum. Neyi? Bu taşı doğru. Doğrusunu işte. Bu mu? Ne? Hı. Pembe. Yap be. Komposto. Yapma be. Ayva şey koyayım. Elma. Tuzunu da koydum mu? Tamam. Tuzunu koyacağım. Hı? Tuzunu koyacağım. Aaa Hüsnü. Ne var? Şeker yok. Buraya şeyimizi açık etme. Ya Hüseyin evde ya şimdi. Çalışırken işten geldi mi gidiyorduk markete çağırıyordu beni. Ben de hiç sevmiyorum şey. Evden öyle markete çıkmayı. Gezme falan oldu mu çıkarım da böyle market işinin içine geldi mi. Var ya şimdi kullanmayayım onu şimdi çay may. Alalım öyle beraber kaynatırım. Ben hazırlayayım burada yine suyunu koyayım. Ben geldim bir şekerimi koyarım kaynatırım. Tamam. He? Niye yine? Market ayağıma geliyor. Sizde de var mı böyle getir götür özel? Hani var ya şey internette arıyorsun getiriyor. Benim özel var getir götür. Getir götürücü. Şimdi herkes benden özenecek. Kocasına getir götürücü. Elif'im var diyecek getiricisi götürücüsü. He? Benim ne eksiğim var diyecek. Şurada bir çalışıyor.
El eve lazım bir tane. Ne? El eve lazım. Kesinlikle lazım. Götür. Kimse yemedi kalan aileyi. Yazık günah, kaç para verdik. Artık hiçbir şey ucuzuna yok. Ya. Annem diyor ki çöpünü dağıtma. Şeylerin kuyu kompostanın içine sanki yiyeceksen de o kadar da değil dedim. Kadını vloglara çıkarsam kim ne zannederler öyle konuşurken. Ama şey yapmaz galiba böyle aslında işte. Meyveleri kullandım mı? Hiç yapmadım şimdiye kadar. Yapıyorlar ya doğal sirke işte. Elmanın çöpünü sen böyle ayva. Koyuyorlar bir kaba. Ben de işte şey yapar mı diyorum öyle yani bekletmekten olur mu zaten? Biz eğlenmeyek. Taşure yapacaktım ben geçen an. Buğday da vardı böyle. Biraz kayısı, incir. Ama bir küçük tencerede, yani şöyle bir tencerede. İşte hayatımda yapmadım böyle ufak tencerelerde. Halbuki sen yüz yatsan arada. Sen de evdesin. Sonra yemek yapmayı öğreten. Tabii, yok abi ya. Yeter bir kadar. Yani ne bir şey. Hayvan. Armut koymuyor. Biraz hızlı. Tamam. Sen gelesin Ceyhan. Çekeyim annemin kompostosunu. Patatesimi de koyayım. Hüseyin de yukarıda kapağı var bunun. Verecek misin onu? Şey nerede? Yukarıda. Şey yukarıda. Yukarıda mı? O. Ha. Adamlar ne işe yarar evde şey? Evde getir götür. Adam var. Siz ne yapıyorsunuz evde? Kronos kapağı açma. Turşu kapatma. Şaziye abla gülümdür bana. Filiz ablayla. Sen bu telefon seslerinden bıktın. Ne yapayım? Telif yiyorum. Ben çekimde girdim. 3-2-1 dedim. Ne kapayacağım? Şimdi senin çalsa telif mi yiyeceksin? Ne? Evet o bölümden anlıyorsun. Dınını diyor kızım. He? E tamam o da bir 3 saniye bir dilim var orada. 3 saniyem bitti şu anda. Eyvah eyvah. Benim ömrüm bitti ömrüm. Sen 3 saniyeden bahsediyorsun. Ömrümü yedin. Seninle beraber benim de bitti işte. Ortak yanımız o. Ay. Seninle. Evet. Hadi üstüne yavrum koş gel. Çok erit bir. Un getir. Şeker getir. Getireceğim götüreceğim. Bakayım. Ya limon suyu.
başka. Ne bir de maydanoz bulursam. Ne maydanoz bulacağım şimdi? Dur bir de çöpü vereyim sana, tamam. Renk çekimliyim ya. Anneni gezdirme getireyim mi? Parka. Anneni. Getirsin değil mi? Parka doğru getireyim mi? Kadar sıkıldı. Kocama geçireyim. Kedilere ayırmışım dün tavuğu. Şunu da vereyim. Her şeyi söylene söylene Marim. Arkasından söyleneyim dedim, kahve yapayım. Bak, mutfak bezlerini katladık, kerema aldım dedim, gene bırakmış odaya. Yani mutfakta bile çamaşır katlıyorum ha. Ya mutfaktan çıkamıyorsam aklım orada, şimdi dur dedim şunu yapayım, bunu yapayım. Çıkamıyorum ya. Burada kıyafet katladık. Bir çamaşır suyuna kayayım. Bu sarı bezleri de bir çay falan geldi mi? Tamam artık deterjanla biri çıkmıyor. Tamam, şunları da çekmeceği. Şimdi onu getirdim, bir de yoğurdum. Bu da hakkını bak, görüyor musun? Şişeyle nasıl ziyan ediyormuşmuş. Şimdi Hüseyin izleyecek ha bunu. Çalışırken bakamıyor beni de. Evdeyken izliyor. Neden bakacak? Şimdi bana dedi ki gel beraber gidelim dedim markete. Aa dedim, sen gelene kadar canım da istemiyor ya. Şimdi buradan izleyince yemeyecek ama Hüseyin. Bak görüyorsun, patatesi koydum kaynatma. Yine de gelemezdim yani. Şimdi dedim patates şey yapacağım dedim, kompost koyayım falan. Dedim, nereye geleceğim sonra, geldikten sonra hemen yoğurmaya geç. Şimdi bak kahveleri görecek. Şimdi arkadaşlar bu kendi kuruş muydu neydi, bir şeker vardı ya. Şeker oyunu Facebook'larda oynardık. Şimdi indirdim onu ben. 1276'larda mıyım neyim levellerde. Böyle işimin arası bir de onu bunu beklerken, soğan kavrulurken, bir de bazı şeylerden kafanı dağıtmaya iyi geliyor öyle oyunlar. Arada derede onu yükledim, oynuyorum. Hüseyin de çok oynardı hatta, hatırlarsanız. Daha İstanbul'da diyordum, Balat'ın yokmuşlarından çıkarken, affedersiniz lavaboya girerken hep o şeker oyunu gece yarısı bile öyle takmıştı onu. O bir de bitirdi o levelleri. Sonuna kadar gitti. Bir de benim çiftlik oyunum vardı, Heyday. Ama onu gene kaç kere sildim, kaç kere yükledim. Kaç kere sildim, bir de şimdi biliyorum ya, silince yükleniyor. Ondan rahatlık, yoksa silmeye de kıyamam. O hediyeyi de çiftliğimi ne güzel büyüttüm. Oo, orada çok şey yapıyorum. Eğleniyorum, hem de böyle mahalle grubu var orada. Oynayanlar bilirler hediye çiftliğinde arkadaşlar. İşte mahalleler var mesela, o mahallede işte 20 kişi var, 30 kişi var. İnsanlar orada yardımlaşıyorsunuz. Sohbet bölümü var. Sohbet ediyorsunuz. Çok şey yani, sürükleyici görev alıyorsunuz böyle, haftalık derbi görevleri oluyor. Şimdi onu yükleyeceğim. Böyle kafa dağıtıyorum işte, telefona falan girdim mi? Videolarımı falan hallederim.
stüdyoma falan baktın mı? Reklam olaylarına, yorumlara. Akşam kalan zaman benim oluyor. Şimdi annemi dolaştım. Biraz odaya giriyorum, onunla sohbet ediyorum, çıkıyorum. Meyve isterse meyve koyuyorum. Ya telefonla eski rehberinde bulutturuyor bana Ayşe'yi, Fatma'yı, komşularını. Burgaz'dan onları arattırıyor. Buraya gelmeden de kirada kalıyordu ya annem. Şeyde, Burgaz'da. Şimdi der bana birazdan, dedi şey yap, ev sahiplerini ara da. Annem de çok memnundu, çok iyilerdi ev sahipleriyle. Bir de onların da o yeri, bir dediğim hani müstakil evler, bitişik bitişik 3 tane ev. İşte ev sahibi yaşlı karı kocaydı ama Allah razı olsun gerçekten. Bir de annem o zaman kendisi çıkıyordu. O zaman dediğim sanki yıllar evvelinden bahseder gibi oluyor. Ben zaten bak Müref'ti. Müref'te İstanbul 2 yılda. Orada bile bir yıl tamamlamadan buraya geldim. Burada da zaten bir yıl olmadı. Orada zaten ablam almıştı onu. Daha 3 yıl olmadı. Bak annem bu halde. Orada gene pazarına giderdi, marketine giderdi. İşte bu şeker olayı onu mahvetti. Bir de kalsiyum eksikliği. Kas şey, kemik erimesi başlangıcı olmuştu. Hep böyle ilaçlarla şeylerle ama böyle söylememle hep hareket. Vücut tembelliğe ne oluyor işlemini, işte kireçlen, mimreçlen, her şey çıkıyor, her şey kısıtlanıyorsun. Yani orada o zaman giderdi, onların da motosikleti vardı o yaşlı amcanın. Anneme de hep sorardı, bir şey lazım mı komşu, bir şey lazım mı büyük komşu. Hanımımla beraber annem bir şey hazırlar, onları çağırır. Hanım hazırlar, bir de bahçede böyle kapalı duvarlar var yüksek. Bahçede mangal yapsalar annemi çağırırlar. Annem mesela para falan şey yaptım ayarlardı kendini. Şu sucuk sever mesela mangalda. O sucuk aldırtırır bir şey. Annem de şey sevmez, inanmıyor böyle. Çağırsınlar hep hazır git, çağırsınlar hep hazır git. Gene davranacak insanlar değiller de insan tabii şey olur, hep mahcup olur. Git git git. Yani iyidirler insancıklar. Bak ne kadar oldu, gene onlar arar. Ara sıra annem arar onları. Burgaz'dan çok insanımız var. Tabii kaç senemiz geçti orada. Annem diyor ne işimiz var burada diyor. Neden diyor gitmiyoruz oraya diyor. Ben de şimdi dedim artık yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Şu Hüseyin dedim, hazır fabrikalar varken şu günlerini doldursun da arkadaşlar. Primlerini. Herkes de sevdiği yerde kalmıyor maalesef, diyor mu? Hep böyle mecburiyetler. Burası da işte, orada da var fabrikalar ama burada daha böyle yoğun Hüseyin'in. Mesela orası da daha çok yakın yerlerde daha çok tekstil ağırlıklı. Burada bulma olanağı daha yüksek. Bir de şimdi Hüseyin bu ne diyorlar ona ya? Ford Life mı diyorlar? Fabrikalarda böyle bir araba kullanırlar, palet kaldırmaya falan. Ona da ehliyet gerekiyor. Hüseyin de o ehliyet için galiba başvuracak. Mesela arkadaşlar burada Arçelik fabrikası var. Tek kadroya alıyor seni. Mesela ehliyeti olsaydı onun Ford Life için. Onu da bilmiyorum acaba ne ehliyeti. Ne ehliyeti gerekiyor? Normal araç ehliyeti değildir herhalde bunlar. Bir de işte güvenlik kartı demiştim. Hatta devam etmiş olsaydı, çıkarılmamış olsaydı işten güvenlik kartını şey yapacaktım, Hüseyin'i aldıracaktım. Şeyde güvenlik işleri çok oluyor. Mesela bekçi, güvenlik. Evet, ben şimdi kalkayım gene. Bir işler bulayım içeride. Aa bak, bu kahvemi içeyim de çamaşır toplanacak. Ya da böyle kahvemi bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Normal zamanda yaptığım şey. Kahveyi bırakırım, çamaşırı toplarım. Katlaması sonra kalır. Ya da makineye de atacaksam atarım. Şu an makine boş. Ama dün asmıştım bak. Bak ben nasıl kızmayayım.
O yüzden yine. Ne olacak? Kızıyorum değil mi? Bana diyorsunuz kızımı. İrem! Aman bu Hüseyin'den de bıktım da 10 kere arar beni söyledik ya ne alacaksın diye. Çantanı da odana getir. Yavaş. Güzelce ne koy kitaplarını masana. Ne telefonu bitti Hüseyin'e. 3 tane şey alacaksın dedim lan şeker. Bunun limon suyu. Anne. Çamaşırları senin odaya koy ama katlarsın. Benim işim çok. Tamam mı? Buraya koyuyorum şeyin bazanın üstüne. Anne güzelce ne katla. He? Yapmayın evladım. Uyup niye böyle gelmişti aynanın önünde? Yapmayın yavrum. İrem sesini kıs televizyonun. Evet. Anne koydum ha. Koydum. Çamaşırları. Ben kaçan gene mutfağa. Sen tuvaletten çık da şey kirli çamaşır da var sepette orada onları da koyarım annem çıkınca. Dur şu patateslere bakayım. Hadi yavrum azıcık dersini yap Hakkı. Hadi annem. Hadi kız hanım. Kız hanım, kız hanım, Hamil kız hanım. Kahveciğim, mazot. Bu da olmasa. Acaba annem çorba içer mi bilmiyorum ki. Bak ben şeyi de severim arkadaşlar. Mesela soğansız yemek yemem ama. Soğansız hiç böyle bir kere sevmem yemeği. Tabii soğan sevmeyenler de var. Biz nasıl sevmiyorsak onlar da öyle sevmiyor. Ama bak bunun içine böyle mesela şimdi suda haşladım ya ben bunu. Son anda fikir değiştirirsem biraz margarin koyarım bunun içine. Hani yağ olsun diye. Bu yağ değil de sonradan yüklemeyi sevmem. Bir margarin de yiyebilirim sonradan. Ondan sonra havucunu böyle incecik incecik koyarım. Sonradan ekleyeceksem eğer. Sonradan eklemeyeceksem yağla patates, iri iri havuç, biraz onunla kavururum. Sonra suyun işte yumuşadım mı da terbiyeyi yaparım içine. Biraz bol limon suyu, işte onun yoğurdunu. Bak öyle severim soğansız o şekilde böyle yemeği. Çorba veya yemek işte ne derseniz yiyin bakayım. Bunu zaten şey yapacağım, ezeceğim ya. Pidenin içine. Ben böyle her zaman yemek yapmam. Şunu kısayım. Kısık ateşte şey yapsın, eriyormuş etsin. Bak bazen de böyle kahvaltı ya da çay demlerim. Ya hamur işi türü. Ya menemen. Ya da bazen şey yapmayız koyalım deriz. Hani yumurta kıralım, zeytin, peynir. Her akşam öyle yemek aramayız yani. Ne oldu yine? Oldu Ne mu? oldu yavrum? Oldu mu? Şimdi burada merdivende giyeceksiniz onu. Sonra kaldırımdan çıkıp gidene kadar ne olacak belli değil. Tamam, Bazılarınız geldiği gitmeyiz. Tamam, kadar. gitmeyiz. Nerede süreceğiniz? Orada. Nerede orada? Kapının Öyle bir önünde. şey yok. Anne, nerede Kapının söyledin? önüne izin vermem. Burada arka bahçede dur şey yapacaksınız. Orada giyeceksiniz. Orada oynayacaksınız. Kapının önünde diyorum anne, mermerde. Burada geçin. Burada arkada Bahçenin geçin. oraya gidelim. Nereye bahçe? Bizim çiçekli yer var. Orası kapatıyor. Neresi? Hani bizim Fatih Çörek midir nedir öyle bir var ya yanımızda dükkan. Onun yanında böyle çiçek Nerede var. var dükkan? Burada mı anneannenden bakınca? Hayır anne. Hani böyle kapının Yok önünden yok çık. cadde yanındayız Anne falan. yanda tavır. Anne cadde Tamam yanı su değil. arkayı duyurma. Cadde yanı değil.
Bak ben izin veriyorum. Burada şey yapacaksınız arkada. Anne hadi orası şimdi. Sıkıntılı ya. Niye sıkıntılı? Orası hayır, kapalı yer. Hayır düşürüp kafamızı vuralım istersen. Yok orası da taş toprak mı? Ama orası kaygan. Arkadaşlar sürükmüşüz haklı. Durun daha geniş güzel. Sıkılalım düşerim orada. Orada gitmeyin çikolata. O zaman orada düşersiniz caddeye gelirsiniz. Arabalar geçer hızlar hızlar. Yok biz caddeye gitmiyoruz ki. Paten istiyorlar sürsünler. Apartmanın kapının önü bir kaldırım kenarına gideceksiniz. Birbirinize tutunurken hop. Araba geçerken caddenin önüne. Yok biz nasıl geçmiyoruz? Kapının direkt önüne. Ne? Binanın kapısının önünde sürüyoruz biz. Mermerde. E tamam. O seni ittiriyor sürürken sen onu ittiriyorsun sürürken. İttirmiyoruz. Dengesini kaybetse patin ayağında duramayacak. Arabalar da var zaten. Yok biz ittirmiyoruz. Öyle sürüyoruz. Biz sıkıyoruz. Allah'ım sen. Ay ben patron. Akşam boyu uğraşıyor böyle. Şeker ne kadardı? 107 lira. 107? Ama 107'de 90 mıydı? 90 mıydı? Şurayla patlatsın. Bakalım şu altına gelin. Güzel mi? Şurayla patlatsın. Efsanenin 10 kilo 99 lira. Ama yok. Ya yazmışlar. Hı. 10 kilosu 99 lira. Tamam. Bu kaç para? 5 kilosunu kaça alırız? Bu kaç para? Kaç? 57. Doldur. He? Doldur. Artık sen şimdi gidince onu alırız da. Ben ne yapacağım? Doldur olmayınca. İşe dalmıyorlar beni. Derler yavrum derler. Dün de gittin değil mi? Son doldurmaya. He? Dün gittin değil mi? Dün. Onu derdim ben de şey işte. Açeli. Borçlarçı. Kadrolar da şey. 16-17 lira çıktı. Ne? 16-17 lira çıktı. Bu kadar mı çıktı? O kadar mı? Hı-hı. Bir şekeri şey koyuyorum bir de onlara. Bunlara iyi oluyor. O bitti mi biliyorum ki bunda var. Hı. Çok aşağıda. Değil mi? Ben de şey yapmıyorum. Zırlanıyorlar. Bir şey izin vermiyor da bilmem ne. Zaten diyor şurayı. Ben de şey yapmıyorsun diyor. Ben diyorum arkadaş yapayım. Gerçi burası da tırtıklı. Ama orada da işte dizini dövdükten sonra neye yarar? Korkuyorum. Orası buraya da millet şey yapmıyor. Şimdi apartman çocukları falan haklı. Gündüz mesela hava güzelken çıkıyorlar. Millet nasıl kızan büyükmüş hiç mi kızan olmamış ben bilmiyorum. 2 saat kimsenin de kafası kaldırmıyor. Sanki dağ başında oturuyorlar. Hani benim çocuklar çıksın çıkmasın. 2 saat ne var yani çocuk sesi çek. İki saat çek. Çocuk sesi ne yapalım? Benim olmasa onun var. Apartman yani her taraf. Ne yapsın çocuklar? Hani bir yer yok. Oyun alanı. Gerçi orada da mesela park oluyor. Parkın etrafında apartmanlar var. O zaman tutmayaydın ya da almayaydın oradan ev. Hiç çocuk sesine de gelemez miydi? Top alıyorlar ellerine, ses oluyor. Top almıyorlar, bir oyun alıyorlar eline. Böyle şey var ya, ne derler ona? Kimbo mu, mimbo mu bir oyun. Çocuklarda da böyle kartlı oyunlar.
Birisi kazandı mı bağırıyorlar. O çıkıyorlar camlara hemen. Sessiz olun, kafamı şişti bilmem ne. Bunu kullanabilirim herhalde ondan şey yapayım. Böyle böyle yolun yarısına geldik çocuklar da boş versen. Çok şükür ortaokul çağına getirdik. Hani şimdi kendini bilerek oynuyorlar dışarıda. Her ne halinde çocuk o kadar ses olacak. Ama bazı var. Bunlar da hak veriyor mu? İlgisiz analar babalar. Çocuklar dışarıda öyle çok ses yapan, aşırı mesela topları apartmanlara vururlar. Şey, apartmanın duvarlarından sektirirler böyle topları. Yapma yapma laftan da anlamazlar. Anası da bakar camdan ses etmez mesela laf diyene kadar. Sen görüyorsun onu milletin demesine gerek yok. Sen uyar çocuğunu. Yani burada arka tarafta da görüyordum onları ben. Burada da şey yapıyorum telefona. Şeye basıyoruz ya tuşa. Bağırıyorum oradan basıp İrem Hakkı. Kafamın önünde diyorlar ya. Yokluyorum onları orada mısınız diye. Buranın da rahatlığı şey asansör olması. Şimdi ben salamlı da yapayım. Bizim Hüseyin fazla patatesli sevmiyor. Çocuklar peynirli de yiyor. Salamlı. Ben salamı da pek sevmem de. Böyle pişik olursa ben çok patatesli şey yaparım. Sabah kaldım mesela poşete koyuyorum ben bunları. Poşette arkadaşlar şey oluyor. Hatta bir tane daha poşete geçiriyor. Yumuşacık oluyor. Sabah hemen fırında bir ısıtıyorum. Yani fırında olmasa teflon tavada hemen böyle tersini düzünü koyuyorum pideleri. Bakın yetmezse de oluyor. Fazla şey yaptım da dilim kalıyor bu sefer. Ondan sonra yumurtasız yapacağım onları. Açık pide yaptığım zaman daha çok büfe sucuğu var ya tostluk hani. Onlar da yumurta kırıyorum üstüne. Kapalı yapacağım. Şimdi benim burada patatesler hazır. Salam hazır. Anneme bakacaktım. Ne alemde. Çamaşırları katlamaya başlamış. Anca 2 saatte yorula yorula onları. Olsun olsun. Hareket harekettir. Onu da vermesem yat aşağı. Bir de diyorum önüne kırıp dökmüşsün yemek yerken. Bir örtüsü var örtüsünü alıyor. Diyorum çok işim var benim halbuki yok. Allah affetsin. Bunun iyiliği için yani. Ay, süpürgeyi veriyorum anne diyorum oturduğun yerde şey yap süpür. Neden önce söylüyorum size. Biz oturduğu yerde şey yapar diyorum orada kalmış burada kalmış iyi süpürememişim. Yapsana sen işte yoruldum olsun diyorum dinlene dinlene yap. O süpürge bazen koca gün yanında kalıyor. Ne söylenir ne sayar. Bir istemez. Vallahi söylene söylene. Bugün ablam benim çalışıyor ya fabrikada. Ablamın da gidişi gece saati bir onun da gececiliği var. Onun da bir tuhaf. Gündüz 3'te mi çıkar? Gece 2'de mi biter işe? Köye yakın bir fabrika. Köy kapılarının önlerine kadar bırakıyor servis bereket. İyi köye kadar. Onun da saatlerini unuttuğum için kaçta gider kaçta gelir aklımda tutamıyorum. 4-12 gibi değil saati. Dün de beni aleyhine aramış. Ben de video editliyorum. Edit programını attığım zaman bunu söylüyorum ya. Buradan da söylüyorum. Millet zannediyor ben telefon açıyorum mesela meşgule veriyorum. Ya da aç. Sonradan unutuyorum şimdi meşgule vermiyorum hiç açmıyorum. Video programı kalıyor öyle. Donup kalıyor eğer telefon açıp konuşursam. Ondan sonra bir daha unutuyorum ama aramayı. Kaç saat sürüyor bazen. Bir program daha var onu da kullanıyorum. Zor oluyor işte. Ablam da galiba aramış mı? Sonra Aleyna'yı aratmış. Ben de açmayınca dedim İrem'e sen şey yap. Aleyna ablanı ara. Yeğenim ablamın kızı. Neyse ben aradım.
Orada işte dedi böyle böyle annem dur dedim ben dedim arayacağım kızım. Önce ona mübarekleştik kandili. Mübarekledik. Neyse ablamı aradım. Sonra ablam dedi ki kız ben dedi arayacaktım dedi. Aleyna'ya söyledim hatta dedi. Bu da çok yorgun gelmiş işten. Ablam da gülüyor. Ay vallahi diyor Aleyna'ya söyledim. Bak anneanneni aramayı unuttum hatta teyzeni. Ben diyor bak diyor şimdi uzandım saatte onu geçiyordu yani. Ay abla dedim ben de böyle böyle açamadım. Dur dedim annem şey yapmasın şimdi dedim. Alınmasın diyeyim ki dedim hani şey yapmış sen telefonu duymamışsın galiba. Telefon dedim bakmıyorsun şarjına bazen diyorum. Çünkü çek kuruyor büyütüyor. Telefonu arayıp aramamayı. İşte insanların böyle şeye çıkıyor bazen mazeretleri. Yorgun argın geliyor unutuyor kafayı ben de öyleydim. Koştur koştur iş yapmaktan inanın bazen hiç böyle özel gün bile gelmezdi aklıma. Sonra ne dedi? Tamam ben öyle dedim ya dur dedim telefonu götüreyim dedim. Şey yaparsın hoparlöre verdim telefonu öyle dersin. Hani 2 saatte o mevzu olmasın. Ana ablam da demez mi kancayı günü kardeşim de diyor şey olmasın şimdi günah diyor. Böyle böyle söyledim kardeşim de. Anne diyor yok öyle bir şey aslında ben de Aleyna'ya dedi söyledim dedi. Ne fenasın sen var ya dur buradan söyleyeyim daha konuşamadım bugün konuşacağım. Annem de dürtüyor beni. Böyle diyorsun bana diyor. Ve bırak ben günah gireceksem gireyim masum. O yanmasın diye beni yaktı. Tamam. Biraz da parça parça kalsın. Öyle de tempüre gibi olmasın. Bu arada tabii ben şey yaptım mı bunu? Tuz koydum mu? Pişerken koydum ama. Biraz daha koysam olur. Şeyde bir de koyarım. Tamam. Patates tamam. Salam tamam. Biraz da peynir maydanoz. Yine de o. Şuna koyayım peyniri. Şu lor peyniri alıyorum. Buzlukta da var. Buzluktan çıkarınca da böyle toz toz oluyor. Bunlar da sevmiyor lor peyniri. Ya da lor peyniri yapınca böyle börek tarzı patatesin içine işte pırasa mesela pırasalı börekte lor peynirle beraber öyle güzel oluyor. Böyle ben göz kararı yapıyorum mesela. Diyelim fazla geldim ekleme de yapacağım oradan ondan belki. Pizza hamuru kaldığı zaman size demiştim ya hani buzluğa atıyorum hiçbir şey olmuyor. Ne yaparsam yapayım kalırsa benim hamurum o parça kestiğimiz hamurlar bile dolayıp buzluğa koyarım arkadaşlar çıkarım. Mesela geçen şey yaptım ondan. Yağlı ipislerini böyle küçük de olsa parça açma el açması börek yaptım. Yağlı hamur. Öyle söyleyeyim. Kız masaya da götürdüm. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Çok da güzel oldu. Dolama yaptım mesela. Az. Tamam. Şekeri de böyle üstüne az bir şey koyarım ben. İllaki biraz. Tuzunu da. Otelde genelde 2 ya da 2,5 tatlı kaşığıdır bende. Kaldırıyor yani. Şöyle. Ne oldu şimdi? Mayayı, şekeri, tuzu iyice böyle bir harmanladım onunla. Şu an özdeşti. Şimdi su miktarında şey yapıyorum kaldırabilecek. Bir daha koymayacağım çünkü su. Toparlamaya başlayacağım. Oh yumurta falan yok. Daha önce pide yaptığımda sormuşlardı. Fazla koyuyor musun içine yumurta?
Açık pidelerde koyuyorum, içine kırıyorum. Böyle içine koymuyorum. Taraftan da tersini yedim. Artık arkadaşlar böyle kıvamı yumuşak olana kadar onu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, masayı aldım. Aynı tasa koymayacağım çünkü altındaki bunlar dinlendiği zaman böyle parça parça kalıyor. Bu sefer aldığım zaman tastan yoğursam da gene o parça parça bir özdeşmiyor hamurla. Yapabildiğim kadar yapacağım biraz. Tekrar hamur kartı almam lazım. Çatlamış. Bana dayanmaz hiçbir şey. Şimdi iyice özleşti. Şimdi artık dinlendireceğim. Tekrar yoğuracağım. Sonra bezelerle. Bezeleri de dinlendireceğim. İşte yine bu hamur bekletme fasılları var. Bayağı yumuşak arkadaşlar, bakın. Yani hamur elimde, bakın, akıyor. Şimdi bu burada bir dinlensin. Ben de videolarımı hafızaya aktarayım. Akşam değil, değil. Hadi şimdi kompostayı yapalım. Böyle iki tane koyacağım ben. Böyle iki çay koyacağım. Şimdi burada kaynasın. Arkadaşlar ben işte böyle koca gün böyle yemek yaparken çıkanlara kurula yerleştir, arada çamaşır, çocuklar, yemek, yemek sonrası aynen sizin gibi derleme toplama, arada kahve çay kaynat, hep günüm böyle geçiyor yani. Farklı bir şey yok. Reaksiyon yok. Gerçek hayatta. Şimdi bunları da bekletsem daha bir sürü kalabalık. Yemek yiyesinceye kadar tezgah oluyor. Arkı. Hüseyin. Söyle ödevini yapsın. Çıkarsın ödevi, İngilizcesi var, geçirecek WhatsApp'tan. Yaydı gene kendine. 280. Tencereyi de yıkayın bari. Sen de yıkayın da çıkarın. Bugünden de artık beyaz nohut alıyorum. Hiç ödekimden almıyorum. 5 lira 10 lira veririm bari. Adam gibi pişer. Adam gibi yeriz.
Vallahi alıyorum beyaz nohut. Mis gibi oluyor. Onu ısırayım geceden. Hatta telefona alarm kurayım ben. Hep unutuyorum çünkü. Unutuyorum, o yüzden alarmla çalışıyorum ben. Alarm koyar mısın onu? Şimdi bu ne? Suyum. Nereden aldın onu? Sok. Ne için? Ev yok mu? Ya. He? Para kaynıyor be, kaynıyor para. Ay be, para harcama yer anıyorsunuz, kaynıyor. Anne, biraz dışarıda kalacağımı zannetmiştim. Ev var, asansör var. Ama gelemez canım. Çıkar, kapıyı kapat. Bu arada konmaz o su. Asabımı bozmayın İra. Doktor peşlerinde geziyoruz. Ne yapıyor? Pide. Pide. Pide vermiyor abuk çubuk ya şeyleri. Boğazına alıyor yani, evde çıkıp gelecek inerim 2 dakika. İç kafa bazen nanay. Bunu çaldırsın. Ha? Kompost mu? Burada yatmıyorum orada. Ben içmeyeceğim. Buna söyledim bana. Duymadın mı lan beni acaba? Yaydı diyorum kardeşim kendini, yaydı. Yapmaz ki. Ödevi ne İngilizcesi var geçebilecek. Adam gibi yapıyorsa yapsın, gene alacağım o tableti. Nedir bu, 10 kere söylüyorum. Bırak şimdi işi gücü, otur başımda kelle. Ne var yavrum? Al annene göster. Hemen kızım. Dinlenelim. Hemen mendil getirin kameranın önüne. Sen gör, bana ne gösteriyorsun? Ben miyim? Ben yollamam. Paraya gelince evin patronu. Hayır, parayı için demiyorum. Ne? Çanakkale'ye. Nasıl yollayayım ben bu kız Çanakkale'ye? Güzel var mı? Güzel var. Evet. Dur, ne lazım gitmeye? Ben de o kafadayım. Evet. Paradan ziyade şaka yapıyorum da. Parasında değil mi de? Benim de içimde kalmıştı, biliyor musun? Annem de beni yollamazdı. Yaparsa hala da daha gidememişimdir oralara. Nasıl işte gidiyorsun? Okulda geziler oluyor ya. Annem de korkardı, paradan ziyade beni yollamazdı. Ben de böyle oluyordu, gene göndermiyordum onları. Tamam, bunları içecekmişiz. Hayatın her şeyinde var işte öyle riskler. Allah'a emanet edeyimiz. Değil mi? Bilmiyorum ki. Dur ama bir düşüneyim. Bizim sınıf şey içeceklermiş. 400 lira. Kalbim. Anne, bizim sınıf sinemaya içecekmiş. O yani. Bizim son sinemaya gidecekmiş. Bizim son sinemaya gidecekmiş. Sinemaya. Okullar bir ranta dönmüş. Hadi yavrum git şimdi, beni yemek var. 30 kişi gitse 12 bin lira. Sinema, gezi varken sinema neye çıkarmışlar? Bizim hocamız hatırlıyor musun? Bizim son hocamız. Çekimdeyim ayo. Kıs. Tamam annedir. Bizden sarfa başı 5 lira alacakmış. Tabii. Geldi babam verecekti. Yürü yavrum içeri. Ben de sana dedim. 5 lira vermem ki hocam, unuttum, vermeyeceğim. Ay, güneş çok güzel. Kıpkırmızı. Ne yapayım? Haydi. Allah Allah'ım. 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 Aklıma mukayyet ol. 2-0. 7-7-7. Gülsüm. Anladın sen onu. Cama çıkacağız. Böyle derin derin nefes alacağız bu gibi durumlarda. Hep olumlama. Buna polyanacılık da diyebilirsiniz. Olumlama. Elit hali. Değil mi? Şeker eridi. Of, şimdi başımın da etini yer. Az buz uzak yol da değildi. Nerede Çanakkale ama. İçinde kalacak bunlar, o da benim gibi. Birkaç sene geçti. Habire de anneme söylerim ki senin yüzünden gidemedim de yollamadınız beni. Okuyup ayağının üstünde durursam kimseye minnet etmezse istediği yere gider, istediği yere de gelir. Ama böyle işte evlenip parklandım mı olmuyor, çoluk çocuk ayağında. Hayat mücadelesine bir de düşersen bir tarafta geri duruyorsun her şeyden. Hadi Elif bu.
Hayır Elifko. Dizeler haline getirdim. Dinlendirdim. Şöyle merdaneyle istediğiniz kalınlıkta incelikte. Bunu nasıl geleyim içinden tabii. 200 gram arkadaşlar. Hepsini tarttım ben. 200 gram bezelere ayırdım. Kaç beze çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beze. Aşağı yapmayı sakın ki. Ha? Aşağı olmaz. Var ama. Ondan sonra şöyle. Ne yapıyorsun? Kulaklığı bakalım hep. Niye öyle diyorsun kulaklığını? Şimdi ters çevireceğiz diye bunu bak. Şimdi ne oluyor? Bir sen tekrar nasıl şey, çevireceğiz bunu şimdi? Top gibi yap bana. Tamam. Güzel bir saat. Şimdi bunu şey yaptık ya. Ne yaptık? Kapalı bir de yapacağız ya. Hmm. Bunu şöyle yapıyorsun ya. Bunu böyle şey yapmamız lazım. Şu şekilde. At şunu içine açsın. Şimdi dur. Kanka açtın mı? Sen açık yap, boş ver ya. Ne? Açık yapsın. Şöyle. Dur da bir tek içinde gidelim. Şöyle. Ama altı çok kalın oldu. Ne? Çok kalın oldu altı. Bir yandan kalsın. Kalsın, kalsın. Evet, şimdi onu öyle koydum da kafa karıştı. Bir mazot çekeyim şimdi. Üstten yapacaktık onu, üstten. Ondan sonra karabiberini. Tuzağı sık tuzunu. Şimdi ortada birleştireceğiz. Kıta gitti. Şöyle. Arkadaşlar. Bu şekilde ortadan böyle birleştireceğimiz. Böyle şu şekilde. Hı. Bundan sonra çeviriyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Ne oluyor? İlk yere altta kalmış oluyor. Fırını sıkayım hemen arkadaşlar. Bir tane de arada kaynar. Nasıl bir şey olmaz. Ben seviyorum mazot şart diye. Şey sürünme zaman. Yani bu şekilde verilip üstüne tereyağı veya margarin sürerler. İsteği bağlı. Elifçe. Hatta sarısını değil, akana birden koydum yani. Biraz da yoğurt. Katık et. Ekmeğinle. Böyle. Yok da ekmekle çayla maydanoz. Hüseyin su koyar mısın yavrum? Çay şey yapmadık. Sana söyledim ama.
Benim sen de diye. Hüseyin de olmasın, ne yapacaksın? Çayı da ben koydum çaydanın içine, bir su koyup doldurup şey yapacağım. Hüseyin. Hadi geleceğim, bizim yok mu önümde? Biz en iyisi yarın bir önce bir çiftlik kuralım. Ne? Çiftlik kuralım. Ne? Yumurtası, sütü de. Sütü, yumurtası. Buğday da ekeriz, onu şey yaparız, DNA yaparız. O da bedava. Bedava. Ya süreriz, çıkınca da yumuşacık olur. Haydi fırına. Öteki tepsiye. Cilini doyurayım. Anneciğimi ver, yeter bu anneciğim. Biz böyle de kahvaltı yapmadık be. Ama Mustafa yiyemeyelim bugün. Kahvaltısını yaptı, öğlen yemeğini yedi, akşam yemeğini yedi. Hala anneciğim, buna da kahvaltı yapmadım ben. Şimdi söyler misin? Anneciğim, ay anneciğim be. Evet arkadaşlar, fırında daha bak nasıl kabardı, gördünüz mü? Yumurtayı da sürdüm. Öteki türlü açıkçası geç kızarıyor ya üstü. Bazen de anlamıyorum yani. Bir çıkartıyorum, bu sefer sert oluyor. Yumuşaması uzun sürüyor. Şey yapacağım hatta. Kutu margarin çıkardım. Fırçayla üstüne süreceğim ya. Ondan sonra biraz da ekleteceğim. 5-10 dakika. Bu 2-3 dakikaya hazır bence. Ve fırçayı ısıtıyoruz. İnecek mi bunlar da hala? Şöyle margarini. Bandıra fırçayı. Hem de daha kolay sürülüyor. Her tarafı da yağlanıyor. Şöyle. Valla öyle olmaz böyle olmaz diyenler oluyor ama. Ben gösteriyorum ki bana ne pratik kolay geliyorsa. Öyle de çekiyorum. Bak hangisiydi o bu? Yanlış yaptığım var ya. Fazla bir şey fark etmemiş ama bunun patatesleri kesin burada kalmıştır. Burası boştur. Neyse. Yerken öteki tarafta dolar. Şimdi bu biraz beklesin. Bunu sıcak tepsiden alacağım ben hemen. Üstünü de örteceğim. 3-2-1 çekimdesiniz. Nereye gidersin? Hamama mı diyor? Yiyecekmiş annem de pideyi. Kim yiyecekmiş? Yiyorum çorba. Ha. Ben yine çorbayı evde ne zaman oldu yapalım? Ne çıkıyor mu? Ha? İrem Hakkı. Çekti bir kase içelim ya. İrem, sesini kapatın ya, çekimdeyim. Şey, ben bir kase çorba içeyim önder. Canım sesini istiyor musun? Yok. Ne çorbası? Çorba içelim, çorba içelim. Tamam, içelim. Çayını koyamadım, atma içelim içelim. Hakkı, geliyor musun? Hep bu bağırtıyor bizi en son dakikada. Finito zamanımız geldi. Finish. Anneannem çayını da iç. Bakın.
Yüzüme bak. Şey mi yüklenmiyor? Niye? Hafıza mı yok? Bulama yok diyor. Ben siliyorum işte. Dolmuş mu? Nasıl? Bak burada şey de var. Bulamıyorsunuz. Salamlı. Yani bir de galiba. Evet arkadaşlar. Allah herkesin sofrasına bereket versin inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.